Aman şu tıpkı mini mini mis kokuyor. Pembe teni. Kanto kelimesini duyunca akla gelen ilk isimdir o. Çığlık çığlığa söylediği şarkılarıyla, bitmeyen neşesi ve enerjisiyle evimize güneş gibi doğan kadın. Yangın var, ben kalender meşrebim ve fındık kurdu parçalarıyla unutulmazlar arasına girmiş bir Kanto kraliçesinin hikayesi bu. Yangını bak, yangını bak, ben yanıyorum. Yetmişinle doğusuna koşuyorum. Ben kalender meşrebim, güzel çirkin aramam. Ben sıfır bir reyle yüceyi isterim olursun. Nurhan Damcıoğlu 29 Ağustos 1941 tarihinde 9 çocuklu bir ailenin kızı olarak Ankara'da dünyaya geldi. Babası Mustafa Bey açık hava tiyatrosu işletiyor, annesi Hafize Hanım ise devlet operasında terzilik yapıyordu. Gerek dönemin getirdiği etki, gerekse aile nüfusunun fazla olmasından yoksulluk içinde geçirdi çocukluk yıllarını. Hatta yokluk öyle bir haldeydi ki 9 çocuğa bakamayan Mustafa ve Hafize çifti 2 çocuklarını çocuk esirgeme yurduna vermek zorunda kaldı. Habertürk'ten Balçiçek Pamir'e verdiği bir röportajında çocukluk yıllarını şu sözlerle anlattı. Babam sinema bilen bir insandı. Kendi sineması vardı zaten. 2-3 yaşlarında annemin kucağında gidermişim oraya. Annem 16 yaşında evlenmiş. Biz kardeşler olarak da ikişer yaş arayla dünyaya gelmişiz. Babam hep şehirler arası çalışırmış. Nasıl büyütsün kadın tek başına? Annemin dayısı da milletvekiliymiş. O demiş evlatlık verelim diye. Öyle de oldu. İki erkek kardeşim öylece gitti. Çocuk yaşta gitmişiz, para kazanıyoruz. Yani hayatımız bir dramdı. Burhan 8 yaşındayken sinemada gazoz satmıştır. Alnımızın teriyle hayatımızı kazandık. Ben mesela çocukken hiç bebekle oynamadım. Vaktim yoktu. Nurhan Damcıoğlu tiyatro hayatına çok erken yaşlarda başladı. Daha 8 yaşındayken ilk tiyatroluk deneyimini tattı. Ankara Devlet Tiyatrosu'nun çocuk bölümünde rol aldı. Ortaokulu ise Ankara Cebeci Ortaokulu'nda okudu. Ortaokul yıllarında başarısıyla öğretmenleri tarafından sevilen Nurhan'ın tiyatro tutkusu yakınlarındaki kişiler tarafından da takdir topladı. Onun hayatında tiyatro ile birlikte aldığı farklı eğitimler de vardı. Bunlardan bir tanesi de baleydi. Madame Marga'dan bale dersleri alması sayesinde dans konusunda da bir adım attı. Aldığı eğitimler sayesinde sahne sanatlarında kendini geliştirdi ve esnek bir vücuda sahip oldu. Devlet tiyatrolarında oynamaya ise daha 16 yaşındayken başladı. 17 yaşına gelene kadar Ankara'da yaşamaya devam etti. Fakat 17 yaşında Ankara'da yaşamaktan vazgeçti. İçindeki tiyatro tutkusunun alevi Ankara sınırları içinde kor olmamıştı. Bunun için İstanbul'a gitti. 1964 yılında çeşitli tiyatro topluluklarıyla çalışmaya başladı. Bu topluluklar sayesinde birçok ünlü isimle tanıştı. Ayrıca bu tanışıklık sayesinde hem yetenekleri hem de çevresi genişlemeye başladı. Geçimini tiyatrodan sağlıyor, gücü yettiğince küçük kardeşlerini okutmaya ve ailesine para göndermeye çalışıyordu. Mücap Ofluoğlu'nun idaresindeki Arena Tiyatrosu'nun yanı sıra Muammer Karaca, Gülri Sururi, Engin Cezzar, Nisa Serezli ve Ayfer Feray tiyatrolarında çeşitli oyunlarda sahneye çıkıyordu. Nurhan Damcıoğlu Kanto'yu ilk kez Tota Karaca'dan dinledi. Tota Karaca söylerken o da dans ediyordu. İlk kanto türü şarkı söyleyişi ise Mücap Ofluoğlu tarafından olmuştu. Kanto macerası 1968 senesinde başladı. Kanto sanatını modernize ederek günümüzün kanto kraliçesi olarak hafızalara kazındı. Bir süre tiyatro ve kantoyu bir arada götürse de sonrasında tiyatroyu tamamen bıraktı. Kanto üzerine çıktığı ilk sahneyi ve neden kantoyu tercih ettiğini Adana medya muhabiri Yener Ekinci'ye verdiği röportajında şu şekilde anlattı. Sene 1968'di. Metin Akpınar, Zeki Alasya ve Tanju Okan'la birlikte Kulüp 12'deydik. Kafamda koca bir tüy vardı. Tepeden bir yerden iniyordum sahneye. Nasıl unuturum ki dans eden ilk kadınım. Kendimle gurur duyuyorum. Ve o akşam saygıdeğer Müzeyyen Senar'la karşılaşmıştım. Ardından beni yanına çağırdı. Ve sandığından üzeri işlenmiş siyah tül bir elbise vermek istediğini ve bunu ancak sana verebilirim. Sen Zarife'ye benziyorsun. O keklik gibi sekerdi. Fakat sen daha iyisin demişti. Ben aslında unutulan bir şeyi sandıktan çıkarıp sundum. Rahmetli Adile Naşit'in dayısı Niko ilk zennedir.
Müslüman olarak ilk kadın kantocuyumdur. 1968 yılında klasik tiyatro eserlerini inceler, teliflerini öder. Kendime uyacak şekilde bir uyarlama hazırlayarak izleyiciye sundum. Ve bunları yaparken 18 yaşındaydım. Sıkıntılı zamanlardı. Ustamdan, hocamdan para isterdim. Boş zaman yaratıp dikiş dikerdim. Ardından seslendirme yapardım. Öyle geçiniyordum. Aylık ücretimi aldığım zaman 200 liraya ev kirası, 100 lirayı anne babaya verir, 100 lirası da bana kalırdı. Ve onu bir ay boyunca idare ederdim. Yokluk içinde var oldum. Evimde perdem dahi yoktu. Sanatçıydık işte. Nurhan Damcıoğlu dönemin gazete ilanlarında yılın şovcusu olarak yer alıyordu. Artık yıldız iyice parlamıştı ve 70'lere bomba gibi başlamıştı. Maxim, Luna Park, Çakıl gibi gazinolarda kanto gösterileri yaptı. 1971 yılında ilk planı çıkardı. Televizyonun yaygınlaşmasıyla birlikte Nurhan Damcıoğlu, özellikle Ramazan aylarında ekranların vazgeçilmez ismi haline geldi. Aynı zamanda sahnelerde de fırtına gibi esiyordu. Zeki Müren'den Behi Akso'ya, Gönül Yazar'dan Sevim Tuna'ya kadar dönemin hemen hemen tüm solistlerin kadrolarında sahne alıyordu. Sahnelerin aranılan isimlerinden biri olmuştu. Üstelik işine saygısı çok büyüktü. Öyle ki Uğur Böcekleri grubunun sergilediği şovun önemli isimlerinden biri olmasına rağmen şovda bel altı espriler olduğu için bu şovu bırakmıştı. Seyircisine olan sevgisi ve saygısı sonsuzdu. Tiyatrodan gelen bir sanatçı olması onun beyaz perdede de kendini göstermesini sağladı. Yan kesici kızın aşkı, boyacı, kolejli kızın aşkı, tuzsuz deli Bekir, sayılı kabadayılar, kadın ve balık gibi yapımlarda rol aldı. Özel hayatına değinecek olursak, Nurhan Damcıoğlu iki kez nikah masasına oturdu. İlk eşi Ercan Yensen'iydi. İkinci evliliğini ise tiyatrocu Atilla Olgaç'la yaptı. Ama iki evliliği de mutsuz sonla bitti. İki evlilik yapmasına rağmen hiç çocuğu olmadı. Aslında çocuk doğurmak ve evinin kadını olmak istiyordu. Ama sahne hayatı buna izin vermedi. Üç çocuğunu kaybetti. Hatta bir bebeğini İsviçre'de sahnedeyken düşürmüştü. 1985 senesinde Şey dergisinde Nurhan Damcıoğlu ve ilk eşiyle ilgili çıkan bir haber Tozlu magazine şöyle aktarılmıştı. İçkilerini yudumlamak, romantik bir akşam yemeği yemek için geçtiğimiz hafta içindeki akşamlardan birinde Ortaköy'deki Ziyar Restoran'a gidenler çirkin bir olaya tanık oldu. Olayın kahramanları Nurhan Damcıoğlu'yla ayrıldığı kocası Ercan Yensen'iydi. Daha doğrusu bu olayda tek bir kahraman vardı ki o da Nurhan Damcıoğlu'ydu. Herkesin gözleri önünde birdenbire renk değiştiren Nurhan Damcıoğlu, sosyete lokali olarak bilinen Ziya'da eski kocasına yumruklar eşliğinde meydanda yağ attı. Damcıoğlu ikinci eşi olan Atilla Olgaç'ın evlilikleri boyunca tuhaf davranışlarda bulunduğunu, katıldığı Orada Neler Oluyor adlı programda şöyle anlatmıştı. Kendisi anlaşılmaz biriydi. 10 yıl evli kaldığım süre içinde kimle evli olduğumu bir türlü bilemedim. Bir gün eve elinde çiçeklerle gelir, çok iyi davranırdı. Ertesi günse bambaşka biri olurdu. Nasıl biri olduğunu bir türlü çözemedim. Nurhan Damcıoğlu'nun evlenmediği ama evlenmediği için çok pişman olduğu kişi ise Ferhan Şensoy'du. Çok güzel bir aşktı onlarınki ama diledikleri gibi yaşayamadılar. Daha sonra Ferhan Şensoy Derya Baykal'la evlendi ve Nurhan Damcıoğlu için bu aşk tamamen bitti. Hayatı boyunca 3 defa trafik kazası geçirdi. 3 kez merdivenlerden düştü. Bu kazalardan birinde ameliyat oldu. Hatta neredeyse bir daha yürüyemeyecek hale gelmişti. Ama yılmadı, yıkılmadı. Bir şekilde sanatını icra etmeye devam etti. Özel televizyonların yaygınlaşmasıyla birlikte Ramazan eğlence programları tarafından paylaşılması hale geldi. Kanallar adeta onu kapmak için yarışıyordu. 1996 yılında geçirdiği ameliyat sonrası sahnelerden iyice uzak kaldı. 2008 yılında İki Tık Tık Bir Şık Şık adlı albümüyle sevenlerine sürpriz yaptı. Zamanında Ramazan eğlencesi olarak tüm Türkiye Nurhan Damcıoğlu'nu izlemek için ekran başına geçerdi. Yüksek enerjisi, sivri dili şakaları ve kanto performansıyla herkese keyifli bir Ramazan geçirten Nurhan Damcıoğlu uzun süre ortalıklarda görünmedi. Yangın Var, Dingala ve Ben Kalender Meşrebim gibi eserlerle tanınan Nurhan Damcıoğlu, Çanakkale'nin Biga ilçesinde çekimleri süren bir film setinde Doğan Haber Ajansı'na kısa bir röportaj verdi.
İzmir'de 20 yıldır tek başına yaşadığını, bunun da zor bir durum olduğunu söyleyen Nurhan Damcıoğlu, TRT ile çalışmayalı 30 sene oldu galiba. Dizi çekmeyi unutmuşum. Bu çocuklar bir mucize yaptılar. Çocukları çok seviyorum. Belki kendi çocuğum olmadığı için. Oldu da kaybettiğim için diyelim. Çok mutluyum. Çocuklar bana seneler sonra enerji verdi. Bazıları da Nurhan Damcıoğlu öldü galiba. Nurhan Damcıoğlu çalışmıyormuş. Nurhan Damcıoğlu ölmüş de terk etmiş bu dünyayı gibi konuşuyorlar. İzmir'deyim. Bakın ben buradayım. Ben ayaktayım. Geliyorum. Göreceksiniz. Nurhan Damcıoğlu ölmedi. Birçok yapacağım proje var. Önce şarkıların benim olduğunu ispatlamam lazım. Yeniden başlamam lazım, dedi. Şimdilerde 81 yaşında olan güzel sanatçıya, bize sevenleri olarak sağlık, huzur ve uzun yıllar diliyoruz. Yaşı kaç olursa olsun, bitmeyen enerjisiyle, söylediği muhteşem şarkılarıyla, dobra kişiliği, güzel yüzü ve kalbiyle bir Nurhan Damcıoğlu geçiyor bu hayattan.